FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış. Grup toplantısı yapılmadı. Yeni açıklamalar geldi. Partide kripto FETÖ'cüler var denildi. Krizin büyüdüğü İyi Parti'de Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması da başlatıldı. Olur. İyi Parti içinde tartışmalara neden olan FETÖ krizi grup toplantısına da yansıdı. Salı günü yapılan İyi Parti Meclis Grup Toplantısı bu hafta yapılmadı. İyi Parti'den yapılan açıklamada toplantının bir gün sonraya ertelendiği duyuruldu. Bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağ olduğuna dair bilgi var. İyi Parti'de FETÖ yapılanmalarını anlatan İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ da yeni açıklama yaptı. Partisinin 3. kuruluş yıl dönümü ile ilgili sosyal medya paylaşımında Özdağ 3. yaşını kutlayan İyi Parti'yi kriptolara ve karanlık mihraklara teslim etmemek için verdiğimiz mücadele devam edecek ifadelerini kullandı. Kazakistan B Türk İş, İş Adamları, Adamları, Adamları Derneği yıllarca yapmış. Hetöcü mü? Devlet 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için başvurmuş. Öte yandan Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü dediği İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu hakkında da soruşturma açıldı. Teferruatları da kendisindedir. Haberi Kavuncu sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Konuşulmuş. Kavuncu yaptığı açıklamada Hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım ifadelerine yer verdi. Yerimiz burada, adresimiz burada.